Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanak saplarından pirinçli ıspanak yemeği tarifi anlatmak istiyorum. Evet, şimdi ocağımızı yakıyoruz. Bugün yapmak istediğim yemek ıspanak yemeği. Ama ıspanağın köklerinden pirinçli bir ıspanak yemeği. Şöyle zeytinyağımızı koyalım. Bu kesinlikle zeytinyağıyla olur. Şimdi soğanını ayıklayıp şöyle bir baş yanında. Aa, düşmüş bebeğin, hemen vereyim. Evet, bu yemekte şöyle elimizin lezzeti girsin diye soğanı elimizde doğruyoruz. Çünkü soğanın küçük mü büyük mü olması önemli değil. Şöyle istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Tabii herkesin soğan doğrayışı bile farklıdır. Ben bu şekilde doğrarım. Bir başkası başka şekilde. Bu yemek çok kolay bir yemek. Özellikle ıspanak alıp börek yaptığımızda ıspanağın o sert yerleri, sapları ve kökleri böreğin içine katılmaz. O zaman onları ayırırız. Ayırdığımızda sonrasında ya salatasını yaparız haşlayıp, limonlayıp ya da sarımsaklı yaparız. Ya da bu şekilde yemeğini yaparız. Bu yapacak olduğum yemek bizim yine Karpuzlu yöresinde olan bir yemek ve kesinlikle çok güzel, çok kolay. Bakın şöyle, ben bunları özellikle önce yıkadım. Çünkü buralarının yıkanması çok zor oluyor. Şu şekilde baş kısımları, başlarını temizledim. Bu sap kısımlarını da pirinçli yemeğini yapacağım. Şöyle önce soğanımız biraz kavrulsun. Bana yardım et o zaman. Şöyle zeytinyağıyla soğanımızı bir kavuralım. Bir baş soğan doğradık şu şekilde. Evet, bakın soğanlarımız kavruldu. Şimdi içine bir kaşık domates salçası ya da domates salçası ile biber salçası karışık da olabilir. Bir kaşık domates salçası sulandırınca iki kaşık gibi oluyor zaten. Şimdi bunun içine ıspanak saplarımızı katalım. Şöyle bir su bardağı suyumuzu kattık. Hiç başka bir şey yapmadan bunun içine 2 yemek kaşığı pirincimizi de ağzını kapatalım, pişmeye bırakalım. Evet, sanırım yemeğimiz pişti. Bir bakalım. Şu ana kadar hiç karıştırmadık. Pirinciyle beraber
Ispanakları da pişmiş. Evet, pişti belli. Buna şimdi biraz tuz atalım. Daha önce tuz atmadık biliyorsunuz. Tuzu en son attık. Şöyle bir karıştıralım. Evet. Şu anda yemeğimiz pişmiş durumda. Altını kapatıyorum. Ve bu şekilde üzerine limon sıkarak bol limonlu, ekşili bir şekilde bunu tüketebilirsiniz, yiyebilirsiniz. Ben şöyle şekilde servis yapabilirsiniz. Üzerine limon sıkmayı unutmayın. Denemek isteyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek istiyorsanız eğer kanalıma abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Hoşça kalın.